Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi hiç fark etmez. Hangi markanın hangi modelini kullanıyorsanız kullanın. Bu video her anlamda sizin için çok ama çok faydalı olacak. Ayrıca sadece telefon olmasına da gerek yok. Bir iPad kullanıcısı da olabilirsiniz. Yani bütün mobil cihazlar için çok önemli bilgiler vereceğim. Bu videoda telefonunuzun pil sağlığını korumak için en etkili 3 yöntemden bahsedeceğim ve bu bahsedeceğim yöntemlerin hepsini de kendi hayatımda uyguluyorum. Bu adımları uygulamadan önce telefonlarımda ne gibi sıkıntılar yaşadım onlardan da bahsedeceğim. Video başlamadan bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Şimdi öncelikle iPhone 6 ve daha üstü olan telefonlarda pil sağlığı göstergemiz bulunuyor. Ayarlar kısmına girdikten sonra pil bölümünden pil sağlığına geliyoruz. Burada yazan değer sizin bataryanızın yıpranma durumunu gösteriyor diyebilirim. Telefonumuzun batarya sağlığını %100 oranında tamamen tutmak imkansız diyebiliriz. Ama en azından bu süreyi yavaşlatabilme imkanımız bulunuyor. Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Android tarafına baktığımızda maalesef ne Samsung'da ne de Xiaomi'de ve diğer markaların çoğunda da pil sağlığı göstergesi bulunmuyor. Ama aşağı yukarı pilimizin ne kadar yıprandığını en azından bir yıllık bir kullanım sonucu da fark edebiliyoruz diyebilirim. Bu noktada üçüncü parti uygulamaları kullanarak yani Google Play Store'da Battery Life gibi uygulamaları kullanarak yine batarya sağlığımıza kesin olarak doğru olmasa da bakabiliyoruz diyebilirim. İlk olarak yapmamız gereken ayar, ayarlar kısmına girdikten sonra arka planda uygulama yeniliği kapatmak olacak. Bu gerçekten önemli çünkü burada mobil veri veya Wi-Fi açıkken telefonumuzda bazı uygulamalar arka planda işlem yapabiliyor. Bu da batarya tüketimini olumsuz yönde etkiliyor diyebilirim. Yani telefonumuzun bataryası daha çabuk biterse haliyle daha fazla şarja takmamız gerekecek. Bu noktada da bataryamız yıpranarak batarya sağlığımız olumsuz yönde etkilenecek. Bunun dışında otomatik parlaklığı bence kapatın. Çünkü burada otomatik parlaklık ekranımızın parlaklığını ortam ışığına göre görülebilecek en optimum seviyeye getiriyor. Yani bu da demek oluyor ki ekranımızın parlaklığı görülebilir seviyenin biraz daha üstüne çıkıyor diyebilirim. Bu noktada da ben otomatik parlaklığı kapatıp elimle parlaklığı ayarlıyorum. Bu sayede kendime göre görülebilecek en alt seviyeye getirip batarya performansına önemli ölçüde bir katkı sağlamış oluyorum. Dostlar şimdi gelelim en önemli madde olan aynı zamanda bataryanızı en sağlıklı seviyede tutacak olan yönteme, yani şarj döngüsü ve şarj etme sıklığı. Eğer bu videoyu izlemeden önce telefonunuzu tam olarak yani %100 oranında sürekli şarj ediyorsanız, geceleri şarjda bırakıyorsanız artık bunu kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Çünkü ister iPhone olsun isterse bir Android cihaz olsun hiçbir şekilde fark etmeksizin bataryayı %100 oranında şarj etmek cihazımızın batarya sağlığına çok büyük zarar veriyor diyebilirim. Neredeyse tüm telefonlarda lityum iyon bataryalar bulunuyor. Bu bataryalar çok sıcakta ve aşırı soğukta gerçekten zarar görüyor diyebiliriz. Bunun dışında da bataryayı tam olarak şarj ettiğinizde yüksek gerilim oluştuğu için bataryanın performansı ve bataryanın kapasitesi de zamanla ciddi bir şekilde azalabiliyor. Ayrıca bu bataryaların enerji seviyelerinin sıfıra yaklaşması da bataryaya zarar veren detaylar arasında. Bu yüzden telefonumuzu %20 ile %85 arasında tutmak gerçekten önemli. Burada size tamamen kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda takip edenler belki bilebilir. iPhone SE 2020 almıştım. Bu cihazı şarj ederken ve kullanırken kesinlikle bataryasına dikkat etmiyordum. Yani %100 oranında sabaha kadar bırakabilirken bazen %0 olduğunda şarja takıp %20'de tekrardan şarjdan çıkarabiliyordum. Böylelikle ben bu cihazı 4 ay boyunca hunharca kullandım. Yani sanki bir teknoloji editörü değil de genel bir kullanıcı gibi iPhone SE'yi kullandığımı söyleyebilirim. Şarja takıp takmamamı çok umursamadım. Asıl detaya gelirsek ben bu cihazı yaklaşık 4 ay boyunca kullandım. Ve cihazı sıfır aldığımı da belirtmem gerekiyor. 4 aylık süre zarfında bu cihazın bataryası %100 oranından %91'e kadar geriledi. %9 oranında bu batarya kaybı bu kısa süre içinde gerçekten çok kötü. Sonrasında yine kanalımızı takip edenler bilir. iPhone SE'den sonra iPhone 11'e geçiş yaptım. Artık batarya konusunda bu adımları uygulayarak çok daha dikkatli davrandığımı belirteyim. iPhone 11'i tam olarak günde verirsem 350 gün boyunca ana telefonum olarak kullandım. Her gün aktif bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim.
diyelim. Ve bu cihazın bataryasını %20 ile %80 arasında tutmaya gerçekten çok özen gösterdim. Arada bir teklemeler olabiliyordu ancak genel olarak %20 ile %80 arasında. Dostlar şimdi sonuca geldiğimizde iPhone 11'i geçen ay sattım ve satarken de batarya sağlığı tam olarak %96 idi. Şarj döngüsü de 202 olduğunu belirteyim. Günlük ortalama 6 saatlik ekran süresiyle beraber telefonun 1 yıl içinde çok yoğun bir şekilde kullanarak tamamen sınırlarını zorladığımı da söyleyebilirim. Apple bataryalarının 500 şarj döngüsüne kadar %80 pil sağlığını koruyacağını belirtiyor. Eğer ki korumazsa bu durumda batarya garanti kapsamında değiştirilebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 202 şarj döngüsüyle sadece %4'lük bir batarya kaybımız oldu. Bu da %80 ile %20 arasında bataryayı tutmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Telefonunuzun modeli ne olursa olsun siz de bu taktiği uygulayarak pil ömrünüzü rahatlıkla arttırabilirsiniz. Dostlar bir özet geçecek olursak Wi-Fi, Bluetooth gibi uygulamaları kullanmadığımız zaman zaten kapatmamız gerekiyor. Bunun dışında arka planda verileri kısıtlamak, güç tasarrufu modu gibi uygulamaları da kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Ayarlardan da bazı yapmamız gerekenler var. Bunları uyguladıktan sonra en önemli kısım olan şarj döngüsü ve bunun dışında telefonu %100'e kadar şarj etmemeyi ve %20'nin altına düşürmemeyi de uyguladığınızda bataryanızın sağlığı çok çok daha uzun süreler gidecektir. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.